Hepimiz karşımızdaki insanların en azından bizim hayatımıza giren insanların sağlık, güvenilir ve dürüst olduğuna inanmak istiyoruz ve hatta öyle olduğuna kesin gözüyle bakıyoruz. Özellikle empat insanlar olarak başkalarının destekleyicisi olarak onlara şefkatli yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla diğer insanların ilgisini yürekten bir şekilde samimiyetle almaya çalışırız. Bu nedenle kendi çıkarları için diğer insanları kasten sömüren ve yok eden biriyle ilişki içinde olduğumuzda şok oluyoruz ve derin bir inkar evresine giriyoruz. Ve bu zehirli insanların yaptıklarının hiçbir ahlaki sonucu olmadığını fark ettiğimizde başımız dönüyor. Bugün iki konu hakkında konuşmak istiyorum. İlkincisi ilişkilere olan inançlarımızla ilgili, daha çok gerçeklerle yüzleşmekle ilgili İkincisi ise biraz daha konudan bağımsız yaşadıklarının etkisinden çıkmanı sağlayabilecek bazı detaylardan bahsedeceğim. Gelelim ilişkileri ilişkin inançlarımıza. Kendimden örnek vererek konuya giriş yapalım. Narses insanla tanışana kadar ben hep karşımdaki insanları da kendim gibi sanardım. İyi ve normal insanlar diğer insanların da kendisi gibi iyi olması gerektiğine yürekten inanır ve böyle hareket eder. Özellikle de aşk gibi ikili ilişkilerde güzel duyguları yaşayıp ve paylaşıp akabinde mutluca yaşayıp gitmek varken bu dünyada diğer ihtimalleri göz önüne hiç getirmiyoruz. Zira birçoğumuz zaten bize zarar verebilecek olan bu diğer ihtimalleri hiç bilmiyor bile olabiliyoruz. İşte bizim burada gerçekten anlamamız ve kavramamız gereken nokta şu. Narsistler kalplerinde ve yüreklerinde diğer insanların çıkarlarını hayatta gözetmezler. Mantık çok basit. Sen bir empatsan senin de karşında senin zıt karakterine sahip olan bir insan bu dünyada var olmalı. Sen karşılıksız vermeyi seviyorsan o da en çok karşılıksız almayı sever. Yani narsistler kendi çıkarları için diğer insanları kasıtlı olarak sömürür, yok ederler ve bunu yaptıkları için de aslında hiçbir ahlaki sonuçları maruz kalmazlar. Bir narsist için düşünce temelinde yatan felsefe şu şekilde olur diğer insanlar benim çıkarlarım için kullanılacak birer nesnedir. Çünkü bir insan kendisini kullandırtırıyorsa bu durumun benimle bir alakası yoktur. Ben kullanmazsam başkası kullanır ve zaten kendisi de bunu istiyor. Bu söylediğim cümleyi ben direkt olarak etrafımdaki birisinin ağzından duydum. Bunları anlatma sebebimse oldukça önemli. Çünkü hala daha anladığım kadarıyla karşısındaki insanın bilerek ve isteyerek zarar verebileceğine inanamayan insanlar var. Ama maalesef ki bu tür insanlar bizim hayatımızın her alanında olacaklar. Bu yüzleşmesi zor bir şey ama olan bu yani. Gerçek bu ve kendimizi koruyabilmek için de gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçeği beğenmeyebilirsin ama böyle bir hakikat kesinlikle var. Gerçekleri kabul etmeyi reddedersen şayet bu hakikat seni yok eder. Gerçekse seni özgür kılar derken kas edilen aslında bu. Bu durum ancak gerçeklerle gözlerini açtığında kendini güçlendirdiğinde seni korumaya alır. Narsis insanların gerçek dışı beklentilerine bağlı kalmayı tercih etmek yerine Narsis insanları karşı uyumsuz olacak şekilde hayatını nasıl yaratacağını bildiğinde bundan arınmak mümkündür. İkinci konu olaraksa anladığım kadarıyla burada bazı insanlar o insanla ayrıldıktan sonra bile hala daha onu sürekli düşünmeye devam ediyor. Yani sürekli o insanın kendisinden sonra mutlu veya mutsuz devam edip edemeyeceğini ya da hayatında ne gibi olumlu gelişmeler olduğunu takip etmeye çalışanlar var. Sen bu durumda kendine odaklanman yerine o insanı düşünmeyi isteyerek devam ediyorsan kendini uçsuz bucaksız bir denizde rotasız bırakmış oluyorsun. Mesela bu yapılan sıfır iletişim felsefesine de aykırı bir durum. Sıfır iletişim moduna girmeyi tercih ettiysen eğer, artık sen gerçekten iyileşmeyi samimi bir şekilde istiyorsun nur diye düşünüyorum. Ama o insanı takip etme veya o insanı isteyerek düşünme faslını bırakman lazım. Burada yeri gelmişken şunun altını da çizelim. Sıfır iletişimin felsefesi artık ben demeyi öğrenmek demektir. Bunu unutma. Şimdi burada kendimden örnek vererek sana durumu izah etmeye çalışayım. O insanın her gün senin aklına gelmesi çok normal. Anormal olan ise senin onu isteyerek düşünmen olur. Bu insandan kurtulmaya niyetin varsa burada diyeceklerimi iyi dinle lütfen. Ben bu sürece girdiğimde sürekli bu insan her gün aklımda her saat kafamdaydı. Bir kere artık karar da vermiştim ve kararımın arkasında durmaya niyetliydim. Sonra dediğim gibi sürekli bu insan kafamda olunca cidden birkaç gün içinde aşırı rahatsız edici bir durum ortaya çıkıyor. Ben de bu yaşadığım durumla savaşmanın yolunu bulmaya çalıştım. Çünkü sabah kalktığımda aklımda da o var, akşam yatarken aklımda da o var. Bu evreleri sadece sen yaşamadın. Ben de aynı yoldan geçtim ve dediğim gibi bununla mücadele etmem gerektiğini de anladım. Yani burada ben sıfır iletişim moduna girip de bir köşeye çekilmedim olaylar kendiliğinden gelişmedi. Zaten hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Burada senden istediğim mücadele vermen. Ben bunun emeğini verdim çünkü. Yani burada şunu anlamını istiyorum. Benim yaşadıklarımdan kurtulmam kendiliğinden olmadı. Ortada en az bir veya bir buçuk yıllık mücadelem ve emeğim var. Kendiliğinden bir şeylerin değişmesini beklemek büyük bir yanılgı olur zaten. Şimdi ben bir gün sabah kalkıyorum ve benimki aklıma gelmeye başlıyor. Zaten gün boyu yaptığım hiçbir şey de yok. Sadece okulun bazı ödevlerini yapıyorum. Sonra tüm gün boşum ve onu düşünüyorum. Sabahtan akşama kadar onu düşününce artık böyle gün batımına doğru idare edemeyecek noktasına geliyorum. Ve her akşam dışarı çıkıp en az 1 saat, 2 saat bu düşünceyle mücadele etmeye başladım. Burada kendiliğinden süreç içinde gelişen bir yöntemle mücadele ettim. Yani tekrar diyorum ki yaşananlardan kurtulma kendiliğinden olmadı. Asla böyle bir yanılgıya düşme. Bunun mücadelesini verdim. Ben bunun mücadelesini verdim ve senin de vermen lazım. Benim yöntemimi de sorarsan eğer şu şekildeydi. İşte her akşam dışarı çıkar bir veya iki saat yürüyüş yapardım. Yürüyüş yaparken de ilişkimin en başından beri yaşanan her şeyi kendimle sohbet eder bir şekilde kendime sesli anlatırdım. Tabi bir de ben kulağıma kulaklık takarak müzik de dinlerdim bir yandan. Bu şekilde kendimle sürekli sohbet ettim. Her gün, her gün ama her gün. Duygusal olarak çöktüğüm an kendimi dışarı atıp usanmadan, sıkılmadan aynı şeyleri kendime sürekli tekrar ettim. Zira zaten yapabileceğim başka bir şey de yoktu. Bir gün kendimde duygusal olarak yine çöküntü yaşadığım vakit bu şekilde mücadele ettim mi o gün rahatlıyordum. Yani dışarı çıkıp 1 iki saat yürüyüş yaparak kendimle sohbet edince büyük bir rahatlama geliyordu. Ve ben de yapmam gerekenin bu olduğunu anladım. Benim yapmam gereken buydu ve en az bir yıl en az bu şekilde mücadele ettim. Şimdi burada şöyle bir söz de var. Et tekraru ahsen ve 180 diye bir söz var. 180 kere de olsa tekrar etmek güzeldir yani. Her gün ama her gün ilişkimi baştan sona analiz ettim ve bunu kendime anlattım. Sürekli tekrar tekrar tekrar. Ve neticede hiç iyi bir şey göremedim. Onun bana nasıl davrandığını her kendime anlattığımda daha net gördüm. Ve bunu yapınca o an duygusal yükümden çok güzel arındım. Bunu yapmak yani kendimle sohbet etmek her zaman her seferinde bana inanılmaz bir rahatlık sağladı. Ertesi gün tekrar sabah kalktığımda yine o kişi akşama kadar aklımda, yine akşamda artık gene duygusal yükü taşıyamaz noktaya geldiğim zaman çıktım dışarı tekrar aynı şeyler. Ertesi gün yine aynı, sonraki gün yine aynı, en az bir yılım aynı şekilde geçti. Şimdi burada kendine bir yöntem belirle. Duygusal olarak çöktüğün zaman bunu uygulamaya başla. Bir veya iki yıl hiç önemli de değil. Bunu da düşünme, sadece yap. Sen kendin yere düştüğün zaman kendini ayağa kaldırmak zorundasın. Bu sözün anlamıysa emek, emek, gayret ve çaba demek. Kusura bakma ama hiç kimse senin için bunu yapamaz. Sadece bekleyerek ve ondan uzak durarak da bu süreçten kurtulamazsın. Bir ayrılık kararı verdiysen bu kararı almana sebep olan her şeyi hatırla. Her gün hatırla. Gerçekten burada sen kendine yardım etmezsen kim bunu senin için yapacak? Bunu sana sorarım. Psikologlar bile yapamaz bunu. Bu yaşananlardan kurtulmak istiyorsan mecbursun yürümeye. Sana yapacağın şeyi tekrar söylüyorum. Gün içinde artık duygusal olarak çöktüğün anda o insanın sana yaptığı kötü davranışları yani sana nasıl hayvan gibi davrandığını hatırla. İstersen bir kağıda yaz ve her gün bunu sesli oku. İstersen kağıda her gün elinle yaz ve o kağıdı yak sonra tekrar yaz ve yine yak. İstersen benim gibi yap, kaç ay sürerse de sürer. Bu durum seni korkutmasın ama şunu bil ki emek vermen lazım. Bunun mücadelesini vermen lazım. Bu yaşananlardan kurtulmak imkansız gibi görünebilir sana ama burada ben varım. Ben yapabildiysem sen de yapabilirsin. Çok zorur değil. Sadece et tekrar o ahsen ve levkane 180. Ve seni duygusal çöküntüden kurtaracak bir yöntemi belirlemek ve tekrar tekrar sürekli bunu uygulamak. Ve son olarak konuyu bitirmeden önce önemli gördüğüm bir dipnot düşmek istiyorum. Narsist insanın sana kötücül olarak nitelendirdiğimiz davranışlarını hatırlamıyoruz. Amacımız bu insana kötülemekten ziyade bu insanın gerçek yüzünü ve gerçek yüzüyle bize gösterdiği asıl davranışları anımsamak. Bunun da farkındalığını bilerek yap. Narsistin samimi ve güzel bir davranışını hatırlayan varsa da buyursun hatırlasın. Ama bu insanın maskesi düştükten sonraki, sana normal kendisini yansıtan davranışlarını hatırlayınca büyük ihtimalle güzel hiçbir şey bulamayacaksın. Yani bu insanı kötülemek bizim gayemiz değil. Amacımız bu insanın nasıl birisi olduğunu hatırlamak, bunu unutmamak, yani objektif ve realist yaklaşmak. Öbür türlü biz bu insanı kötüleyerek çalışma yaparsak sanki kendimizi kandırmaya çalışıyormuş gibi oluruz ve bunun da etkisi kalıcı olmaz. Olaya ilişkimize gerçekçi yaklaşıp bunun meyvesini yememiz lazım. Yalanlarla değil gerçeklerle bizim işimiz.